Deha TV ekranlarında güncel programı devam ediyor değerli izleyenler. Bugün konuğum yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Fevzi Yapıcı. Şimdi birinci bölümde Profesör Doktor Türk siyasi tarihinin bilinen isimlerinden Sayın Necmettin Erbakan'ı rahmetle andık. Çünkü 24 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında Necmettin Erbakan haftası Milli Görüş tarafından kabul edilen bir süreç. Ve Necmettin Erbakan'la ilgili bilgileri paylaştık ama şimdi biraz daha gündeme dönmekte de fayda var. Günümüzde durum nasıl diye de değerlendirelim isterim ben çünkü. Birçok başlık var aslında ama. Çok fazla. Şimdi bir başkanlık sistemi ve üçüncü ittifak durumu konuşuluyor. Evet. Gündemde böyle bir durum var. Tabii millet ve cumhur ittifakları söz konusu. Üçüncü bir ittifak. Bu söylemler üzerinden devam edersek ki söylem olduğunun altını çizelim. Neler söylersiniz? Bir de başkanlık sistemiyle ilgili yine Sayın Erbakan'ı yad edersek onun da böyle bir fikri olduğunu biliyoruz. Evet, 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 evet. Şimdi üçüncü ittifak meselesini genel başkanımız Fatih Erbakan dile getirdi. Biz iki ittifakın illa birinde olmak zorunda değiliz. Üçüncü bir ittifak kurabiliriz. HDP ve CHP dışında diğer partilerle bir ittifaka girebiliriz dedi. Çünkü bir kutuplaştırılma var. İnsanlar birbirlerine karşı kutuplaştırılıyor toplum. Bu hoş değil. Bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. En çok ihtiyacımız olduğu dönem zaten bu dönemde söylemlerden uzaklaşıp geçen sefer de anlatmış mıydım ifade ettim bilmiyorum da şimdi bizi bölmüşler bir sürü bölünmüşlük içerisinde herkes birbirini suçluyor. Bu hoş değil. Bu vatan bizim. Biz bu vatanın topraklarından başka bir yerde de yaşayamayız. O yüzden bu topraklarımıza ve ülkemize sahip çıkmamız lazım. Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak her yönden birlik beraberlik olma zamanı geldi diye ben o anlamda bir davette bulunmak isterim. Dediğim gibi iki ittifak arasında sıkışmak istemediğimiz dile getiriyor genel başkanımız. Üçüncü bir ittifak kurabiliriz diye zaten görüşmelerde oluyor zaten birçok parti tarafından. Temaslar da yapılıyor. Başkanlık sistemi geldiğimizde dillendirdiği şey demokratik yetiştirilmiş başkanlık sistemi. 40 sene evvel Milli Selamet Partisi döneminde rahmetli Erbakan hocamız zaten başkanlık sistemini dile getirmiş. Ama dile getirdiği başkanlık sistemi bu şekilde değildi. Kuvvetler ayrılığı dediğimiz check balance sistemini göre işlemeli. Bütün yetkilerin bir kişi tarafından kullanılması bize göre yanlış. Yetkinin ve sorumluluğun dağıtılması lazım. Değil mi? Denetimin sağlıklı bir şekilde işlemesinden yanayız. Bağımsız yargının tesis edildiği, bağımsız medyanın değil mi? Tesis edildiği, kuvvetler ayrılığı ilkesinin tesis edildiği, şeffaflık denetlenebilir ve aynı zamanda güçlendirilmiş meclisin hayata geçirildiği, meclis neredeyse devre dışı gibi, yani kanunların millet adına aldığı yetkiyle yapılması, kanunların tek bir kişinin yazıp imzalaması değil, meclis çatısı altında milletvekillerinin tercihiyle, oyuyla çıkarılması. Eğer bu adımlar atılırsa başkanlık sistemi demokratikleştirmiş, şeffaf ve denetlenebilir bir hale getirilirse başkanlık sisteminin devam etmesinden daha uygun olacağını düşünüyoruz. Şu andaki sistemde Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay doğrudan ya da dolaylı olarak tek bir kişinin etkisi altına girmiş durumdadır diyor genel başkanımız. Bu da işte büyük problemlere yol açmaktadır. Evet. Şimdi tabii şu anki başkanlık sisteminin de zaten şöyle bir tanımı var. Türkiye için geçerli bir başkanlık sistemi çok daha farklı bir sistem olarak kabul görüyor diye de belirtelim. Şimdi diğer taraftan tabii aslında gündeme dair çok farklı konular var ama biliyorum ki siz en çok bu konudan bahsetmek istiyorsunuz. Çünkü emeklilikte yaşa takılanlar, yani artık EYT dilimiz o kadar çok dolandı ki. Şimdi bu konuda tabii şu anda emekliliğini hak etmiş olanlar ne gerek var diye olabilir ama işte çok az bir süresi kalanlar ya da artık bundan faydalanmak isteyen yaşa takıldığı için emekli olamayanlar da böyle bir beklenti içerisindeler. Şimdi Türkiye'de biz biliyoruz ki bir şey söylendiği zaman bir söylem olursa devamında da eylem oluşur. Ancak burada
henüz bir eylem noktasına gelinmedi. Ne dersiniz? Evet. Neler söylemek Şimdi, istersiniz? Şimdi EYT. Ben de bir EYT'liyim. 50 yaşındayım. 30 sene bir fiil para yatırmışım. Bağkurluyum. 4 sene daha yatırmam lazım. Yaşa takılanlar konusunda Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan bu konuyu çözeceği konusunda taahhüdü var. Hatta bunu isterseniz noterden yapalım. İktidara geldiğimizde önümüze koyun diyor. Bu kadar da net İddialı. Ve açık. Şimdi mesele ekonominin düzgün olması. Tabii ki erken yaşta emeklilik 40-42 yaşı çok erken bir yaş. Ama 30 yıl 32 yıl, 33 yıl hizmet vermiş birisinin hele Bağkurlu olursa biz bunu yaşıyoruz. Ne oluyor mesela? 30 yıl yatırmış, 20 sene yatırmış, 25 sene yatırmış. Rakam çok önemli değil. Uzun süre değil mi? Bu görev yerine getirmiş, para ödemiş. Ama ne olmuş ondan sonra? Ekonomik olarak sıkıntı ya. Pandemi var, ekonomik kriz var. Daha öncesinde de yaşadığımız. Ödeyememiş, yatıramamış. Gayet normal artık yani bu sıkıntılı dönemlerde muayene olabiliyor. Ondan sonra ilaç almaya gidiyor Bağkurlu. 30 sene para yatırmış. Diyorlar ki sen geçen ay parayı yatırmamışsın. Burada borçlu gözüküyorsun. İlacını alamazsın. Gözlük almaya geliyor. Gözlük veremiyoruz. Ya bu adalet mi? Ha, bunun sağlanması en kısa zamanda düzeltilmesi lazım. Emekli yaşa takılanlar meselesinde belli çerçevede mezarda emeklilik olmaması lazım diye düşünüyoruz. Bunun daha erkene çekilmesi lazım. Uzun süre bir de bir şey daha var. Mesela dün mü evvelsi gün mü iş yerime birisi geldi. Bir arkadaşımız. Aynı yaşlarız aşağı yukarı. Emekli oldum yeni dedi sigortada. Ne kadar maaş alıyorum dedi. Dedim 1900 lira. Ama benden 4 sene evvel aynı şartlarda aynı sene çalışan bir arkadaşım var, o 2600 lira alıyor dedi. Şimdi ben bugün emekli olamıyorum. Mecburen bir de para yatırmam lazım 4 senede. 34 seneden emekli olacağız. Ama alacağımız maaş düşüyor. Bu nasıl bir sistem, ben anlayabilmiş değilim. Bu mağduriyetlerin giderilmesi lazım. İnşallah biz iktidara geliriz ve bu mağduriyetleri ortadan kaldırırız. Bu konuya özellikle dikkat çekmek istediğinizi bildiğim için sordum. Bir diğer dikkat çekmek hepimizin sorunu yani. Evet, hepimizin sorunu. Evet, emekli olmak isteyen ve bu koşullarda olan birçok kişi de bunu dillendiriyor. Türkiye'nin gündeminde şu ara çok konuşulmasa da yine ilerleyen günlerde tekrar gündeme gelecek, konuşulacak konulardan birisi. Bir konu daha var bahsetmek istediğiniz. Biz genelde konuklarımızda bu konuyu kadına yönelik şiddet ya da aile içi şiddet başlıkları altında konuşuyoruz. İstanbul Sözleşmesi. Şimdi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de bazı noktalara takıldığınızı biliyorum. Ve bu anlamda da bazı açıklamalar yapmak istiyorsunuz zannediyorum, değil mi? Şimdi görüyoruz, duyuyoruz medyada kadınlar katlediliyor. Benim düşüncem erkek kadına emanet edilmiştir Allah tarafından. Kadın da erkeğe emanet edilmiştir. Emanetleri emanete zeval gelmemesi lazımdır. Yani kadın cinayet dediğimiz zaman bu bir vahşettir. Kesinlikle kabul edilmez. Ama şimdi İstanbul Sözleşmesi ile bunu bağdaştırıp da buymuş problem gibi, mesele gibi veya İstanbul Sözleşmesi bunu çözecekmiş gibi gündeme taşımak biraz yanlış bize göre. Genel Başkanımız bu konuda açıklamaları var. Bu konuda en sert duruşu gösteren bu sözleşmeye karşı parti biziz. En çok tepki gösteren. Acilen bu sözleşmeden çıkılması lazım. Hele de İstanbul Sözleşmesi deyince insanın ağrına gidiyor yani. Neden ağrına gidiyor? Ne var burada diye. Şimdi şöyle bakalım isterseniz, AK Parti'de genel başkan yardımcılığı yapmış ve hala AK Parti'de devam eden Sayın Profesör Numan Kurtulmuş Bey'in Euronews kanalına verdiği bir demeç var, beyanat var, onu okuyalım. Diyor ki İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması yanlıştır. Sözleşmede iki sıkıntılı madde var. Dikkat çekmemiz gereken ve bizimle asla uyuşmayan. Bunlardan biri toplumsal cinsiyet meselesi. Bir de cinsel yönelim tercihi.
Yani bir insan erkekse yönelim mi olacak veya bayansa diğer cinsiyete ya da üçüncü bir cinsiyet mi çıkarılacak? Tam da bu LGBT yani eşcinsel diye parantez içine almışım vesaire gibi marjinal grupların ekmeğine yağ sürecek kavramlar olduğu ve arkasına sığınarak faaliyet yapabilecek alanlar olduğu görülüyor diyor. Ayrıca benim en çok rahatsız olduğum kısım burası. Yine devam ediyor. Yine sözleşmenin içerisinde yer alan sözde namus, ahlak, gelenek, örf ve adet gibi konularda mücadele etmek hükümetin vazifesidir diye bir madde var. Bunlar asla kabul edilecek hususlar değil. Peki bunların olmaması ve alternatifi olarak Yeniden Refah Partisi ne der? Yani yaşadığımız bir durum da söz konusu çünkü gerçekte bir kadına şiddet ya da aile içi şiddet biz bunları çok fazla görüyoruz. Yeniden Refah Partisi bu anlamda çözüm odaklı bir çalışma yapıyor mu? Var mı? Şu yönden bakabilir miyiz bu olaya? Hı-hı. Yani kanunlar var, yasalar var, yargı var, hukuk var, hı-hı, insanlar yargılanıyor. Ama yani cinayet işliyor, belli bir zaman sonra hapisten çıkıyor. Ondan sonra aflar geliyor. Yani benim canım yanmış mesela, hı-hı, ama o zamanki hükümeti affediyor. Cezaların tam olarak uygulanması lazım. İnsanları bu konuda el ayağını düzeltmesi lazım. Ben hırsızlık yapıyorum. Sadece bunun için demeyelim. Hırsızlık yapıyor, 3 gün sonra dışarıda. Böyle bir şey olabilir mi? Benim evime giriyor. Değil mi? Yani adama müdahale edersem ben suçluyum orada. İnsan hakları diyorsak bu yani başkasının hanesine tecavüz edildiği zaman insan hakkı olmuyor mu hanesi tecavüz edilene? Bir sürü soygunlar var. Ondan sonra inanç noktasında da dejenere olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir insan, Allah'tan korkan bir insan hırsızlık yapar mı? Katil olur mu? Olmaz. Bunu biraz daha bizim toplumun daha inanç noktasında, ondan sonra birçok noktada da inşallah güzel yerlere geliriz. Ben ümitliyim. Ama dediğim gibi cezası varsa çekecek. Suç işliyorsa adaletli bir hukuk sisteminde cezasını sonuna kadar çekecek ki o bir daha ben yarın nasıl çıkarım diye düşünmeyecek yani. Cezai yaptırımlarında uygulanması lazım. Tabii kesinlikle. Evet. Peki son olarak kısaca şunu sormak istiyorum. Siz tabii aynı zamanda sağlık sektöründe bir esnaf olduğunuz için yine bugünlerde ekonomiyi en çok konuştuğumuz konulardan birisi. Koronavirüs sürecinde özellikle esnafın da ne kadar yıprandığını biliyoruz, aktarıyoruz. Evet. Kendileriyle temas halindeyiz. Bu dönem hepimizi yıprattı tabii ki. Devlet tarafından da birçok destek yapılıyor. Evet. Bunları da görmekteyiz. Nasıl buluyorsunuz? Yeterli mi? Ve nasıl gidiyor? Görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz? Birçok destek yapılıyor diyoruz ama gerçekten yeteri kadar destek yapılıyor mu? İnsanlar yıllarca vergilerini veriyorlar ama bunun sonucunda bir sürü işte bir paket açıklanıyor. Şu kadar para dağıtacağız, işte kira yardımı yapacağız. Ben arkadaşlara soruyorum veya muhabbet ettiğim birçok insan var. Bize olmuyormuş, bize düşmüyormuş, biz de kapsam dışıymışız vesaire vesaire. Dağıtılan para çok az. Ve esnaf için yeterli bir rakam değil bence. Bu pandemi sürecinde hakikaten ekonomik olarak işler azaldı. %50, %70 işleri düşen, kapanan bir sürü yerler var. Hı hı. İsviçre'de bir müşterim vardı, geldi. Benim dedi, kardeşimin 3 tane iş yeri var. 3 yerin kira yardımı olarak 50'şer bin euro her ay, 3 ay İsviçre frank, euro demeyelim de. Hı hı. İsviçre frankı toplam 3 ayda 150 bin frank yardım yapıldı diyor. Gelişmiş ülkedir. Biz de kendi gücümüzün yettiğince bunu yapmamız lazım. Hani hep iktidarı eleştiren taraf olmak istemiyorum. Güzellikleri de görmek istiyorum. Mutlu olmak istiyorum ben bir insan. Bu toplumun bir ferdi olarak. Ama maalesef sıkıntılar var. İnşallah bunları gelir ve çözeriz diye ümit ediyorum. Peki. Yolunuz açık olsun. İnşallah.
Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için de. Çok çok sağ olun. Hem de yayınımıza katıldığınız için. Çok İlerleyen dönemlerde yine sizinle bilgilerinizi almak üzere buluşacağız tabii ki. Çok sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Değerli izleyenler, güncel programında bugün yeniden Refah Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Fevzi Yapıcı'yı ağırladık. Kendisiyle hem gündemi değerlendirdik hem de Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden Necmettin Erbakan'ı andık. Noktalayalım. Şimdilik hoşçakalın.